Değerli basın mensupları, doğruya doğru. Gecenin bu saatinde emniyetten resmi açıklama gelmesine ne siz alışıksınız ne de biz. Ancak kamuoyunu bilgilendirmek de bir nevi görevimiz olduğundan bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk. Duyumlarınız doğrudur. Bugün itibariyle suç örgütü kurucusu ve lideri Sadullah Çetin asayiş birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Eminim ki hepinizin soruları var. Ancak sürece dair resmi açıklama bu kadar. Herkese teşekkürler. Nerede o hadi? Bir de ben göreyim. Bir dakika. Dur. Bir sakin dur, ol. Dur oğlum. Bir dakika. Dur. Biraz yavaş. Abi nasıl sakin olacağım? O herif yüzünden kardeşim. Biliyoruz birader, biliyoruz. Haklısın, kabul. Tamam mı? Ama sen bir polissin. Sıradan vatandaş değil. Hatırlatmaya gerek var mı? Ya Sado yüzünden buradaki herkes en az birkaç kere ölümden döndü. O Adi'yi her şeyi hak ediyor, doğru. Ama biz bu değiliz, değil mi? Ne yapacağız yani? Gidip adamın kafasına mı sıkacağız? İnfaz mı edeceğiz? Allah Allah. Hesap da mı soramayacağız yani? Hesabı yargı soracak. Hesabı mahkeme soracak. Biz bu değiliz. Ayrıca şu emniyet çatısı altında yapacağımız her yanlış milyon dolarlar alacak avukatları tarafından aleyhimize kullanılacaktır. Yani herkes dişini sıkacak. Bunu sadece kadere değil, hepinize söylüyorum. Herkes akıllı olacak. Anlaşıldı değil mi? Bence doktoru buraya çağırmak en iyisi. Doğru. Göz altında olduğu her gün kontrolden geçmesi lazım. Hastaneye götürmek uzun iş, konvoy falan lazım. Usta, sen ilgilenir misin? Ben gidip evdekilere bakayım. Hı. Biraz da dinlenip gelirim. Git git usta git. Ben de savcıyla tamam. Görüşeceğim zaten. Hadi ay, eyvallah. Allah Allah. Neredesin be kızım? Kadir kesti kabloyu, sağ olsun. Yoksa bize de bir cenaze töreni hazırlıyordunuz. Allah korusun kardeşim ya. Siz kurtuldunuz. O adam yakalandı. İyi olana odaklanalım. Ona da odaklanamıyorum ki. 3 gün önce yakalasak Alper'le Sinem aramızda olacaktı. Orası öyle de en azından içimiz rahat. Verdiğimiz sözü tuttuk. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Oğlum bu halde niye getiriyorsun kızı? Laf dinlemiyor ki, ne yapayım? Ver, ver. Heh. Gel. Yahu istirahat etseydin. Yormasaydın kendini. Dikkat. Laf dinlemiyor abi, anlatamıyorum. Hadi geçelim. Sıkıldım evde. Hem sizinle olmak bana daha iyi hissettiriyor. Siz oturun, ben çay getireyim. Tamam. Hadi bakalım. Gel otur sen de şöyle. Olur kardeşim. Sen geç istersen. Demek biz siz kahvaltı ediyordunuz ha? Nasılsın Birce? Daha iyi misin? İyiyim. Daha da toparlayacağım zamanla. Çok acele etme. İyileş, öyle dön aramıza. Sağlığın her şeyden daha önemli. Aylin abla sağ olsun bakıyor bana. Ben hemen toparlarım. Al bakalım sen domates. De şunu. Efendim. Nasılsın Aylin? İyiyim, sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Ya şey için aradım. Akşam görüşebilir miyiz? Çok önemli. Niye? Ne oldu? Yüz yüze konuşmamız lazım. Bilemiyorum Serdar şimdi. İş var. Çok yoğun. Lütfen Aylin. Bak önemli olması seni hiç rahatsız etmem, biliyorsun. Çok da zamanını almayacağım, merak etme. Ne zaman ölürüm doktor? Tamam, örtebilirsin. Bu ne ciddiyet arkadaş ya? Şaka da mı yapamayacağız yani?
Doktora duydun dediğini yap. Tamam. Tamam mıyız Yaz hocam? Tamamız Üstü Bey. Bana müsaade. Bu adam sinirlerimi bozdu ya. Müsaade senin hocam, senin. Hocam nereye ya? Böbreğimi arıyor, bir baksana şuraya. Bak bak, burada. Kapa çeneni be. Öleceğiz diye gülmeyelim mi? Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Cumhuriyet Savcısı Kerim Gürpınar. Savcı Bey, hoş geldiniz. Ben de Başkomiser Üstü Çoban. Biz de az önce sağlık kontrolünü yaptık şahsın. Bu da raporu. Geçmiş olsun Sadullah. Yarın sorgun var. Avukat bulamadın mı hala? Belki susma hakkımı kullanacağım. Bir karar vermedim daha. Hakkındaki iddialar vahim. Nereden bakarsan bak yolun sonu müebbet. Avukat olmadan işin zor. Ama sen bilirsin. Buna göz açtırmıyoruz değil mi başkomiserim? Hiç merak etmeyin savcım. Aldığı nefese kadar takip ediyoruz. Buyurun. Bari bir battaniye verin ya. Sus lan! Kapatsana şu kapıyı kardeş. Hey! Ben geldim. Başak! Gülsüm Hanım! Aşağıda mısınız? Memo. Efendim, buyurun. Ha, merhaba. Merhaba. Ben Engin Balkan. Başak Hanım'ın kocasıyım. Ya kendisine ulaşamıyorum, telefonu kapalı. Ben de bir ofisini arayayım dedim. Orada mı şu an kendisi? Başak Hanım bugün ofise gelmedi Engin Bey. Evden çalışacağını söyledi bize. Oraya bugün hiç gelmedi ya. Eminsiniz değil mi? Eminim Engin Bey. Bugün görmedik kendisini. Anladım. Bir sorun mu var? Yok yok peki. Teşekkürler, sağ olun.